Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hedeflerden sonra bugün de değerlerimizden bahsedeceğiz. Bizi biz yapan, aslında değerler dediğimiz şeyler bizi biz yapan anayasamız. Yani bugün acaba bizim anayasamız nedir? Anayasamızı ya da nasıl keşfederiz? Onunla ilgili konuşacağız. Şimdi öncelikle ben size bunun altında ya da bana ulaşırsanız size bir liste gönderebilirim. Ya da internette herhangi bir yere yazdığınızda değerler listesi diye yazdığınızda bulabileceğiniz uzun 50 tane değerin oluştuğu ya da 100 tane değerin oluştuğu bir liste çıkacak karşınıza. Şimdi öncelikle sizden bu keşif için bir şey yapmanızı istiyorum. Yani bu 50 tane değerden ya da o kağıtta eğer 100 tane değer yazıyorsa bu değerlerin içinde öncelikle 20 tane değerinizi seçmenizi istiyorum. Şimdi değerler dediğimiz şeyler neler? Yardımseverlik olabilir, işte estetik, dizayn, prestij, güzellik, zenginlik, para ya da yardımseverlik, konukseverlik, misafirperverlik ya da tam tersi mesela zaman kullanımı, rahatlık, bir işi hızlı yapma, düzen, tertip, her türlü şey olabilir. Bu liste çok kalabalık bir liste. Şimdi o listeden bizi en çok bize kendimizi ifade eden öncelikle 20 tane değer seçiyoruz. Şimdi bu değeri peki nasıl seçeceğiz? Ve hatta sonra bunu 10'a daha sonra da 3'e indireceğiz. Şimdi bu öncelikle bu 20 değeri seçmek için bu 20 değer bizim pusulamız aslında. İlk pusulamız. Aslında gittikçe daha ayrıntılı pusulalara geçeceğiz. Şimdi biz geçen haftalarda hedeflerimizden bahsetmiştik. Hedeflerimiz bizim hayatımızdaki aslında son nokta. Yani hedeflerimiz bizim gideceğimiz rota. Gideceğimiz rotayı gösteriyor. Şimdi gideceğimiz rotaya gitmek için bir de neye ihtiyacımız var? Pusula. Yani evet biz hedefimizi biliyoruz. Ben mesela şimdi burada Belçika'dayım. Belçika'da yaşıyorum. Belçika'dan nereye gitmek istiyorum? Hollanda'ya gitmek istiyorum. Hedefim bu. Hedefimi belirledim. Hatta hedefimi lokal olarak da belirledim. Yani şu cadde, şu sokak belirledim. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Bir pusulaya ihtiyacım var. Ya da şimdi yeni tabiriyle navigasyona belki ihtiyacım var. Böyle bir şey ihtiyacım var ki benim sağa mı döneceğim, sola mı döneceğim, karar verme yani tercih yapmamda bana yol göstersin. Aslında değerlerimizin bizim en çok ihtiyacımız olduğu yerler tercih yaparken. Yani biz bir şeye gideceğiz. Yani sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Bu kişiyi arkadaş olarak seçiyor muyuz, seçmiyor muyuz? Bu mesleği seçmeli miyim, seçmemeli miyim? Aslında doğduğumuz andan itibaren tercihlerimiz başlıyor hayatta. Ve biz bu tercihe göre bir hayat kurgulamış oluyoruz. Başta bunları farkında olmadan, yani bizim adımıza annemiz, babamız belki bu tercihlerde bulunuyor. Ama sonra biz yetişkin olmaya başlıyoruz. Önce büyük tercihler yapıyoruz. İşte okula gidiyoruz, bölümümüzü seçiyoruz. Hangi dersleri daha çok alacağız, hangisini almayacağımızı tercih ediyoruz. Sonra derslere çalışıp çalışmamayı tercih ediyoruz. Çalışarak, derslerimizde başarılı olarak başka bir yol tercih ediyoruz. O yolu bırakarak başka bir yol tercih ediyoruz. Sonra diyoruz ki ben ticarete atılacağım, başka bir yolu tercih ediyoruz. Sonra eş seçme geliyor. Eşimizi hangi kriterlere göre seçiyoruz? Yani hayatımızı oluşturan aslında bu tercihler. Peki biz bu tercihleri neye göre yapıyoruz? İşte yaptığımız şey bizim değerlerimiz. Şimdi 20 tane değerimizi yazdık. Şimdi size bazı sorular soracağım. Acaba hangi değer bizim daha çok değerimizi belirlemek için? Ben bununla ilgili aslında 4 haftalık bir çalışma yapıyorum. Ve yazılan oradaki her bir değeri gerçekten bizim değerimiz mi diye sorgulamak istiyorum. Şimdi biz bu 20 değeri yazdıktan sonra kendimizi şöyle düşünelim. Biz bu yaşamda mutluluk bizim için ne demek? Yani onu da şöyle düşünün. Mutlu olduğunuz hayatınızda bir fotoğraf aklınıza getirin. Bu gelecekten bir fotoğraf da olabilir, geçmişten bir fotoğraf da olabilir. Yani o fotoğrafı tamamen görün. Sanki o anınızı, yani o çok mutlu olduğunuz anı birisi fotoğrafınızı çekmiş ve sizin işte masanızın üzerine koymuş ya da işte asmış ya da telefonunuzda duruyor. Şimdi o fotoğrafa bakın. Çektiniz mi fotoğrafı? Çektiniz. Şimdi o çektiğiniz fotoğraftaki o geçmişte veya gelecekteki şöyle olabilir. Geçmişte işte bir yaşadığınız bir başarı olabilir. Geçmişte yaşadığınız ailenizle beraber mutlu bir gün olabilir. Geçmişte yaşadığınız bir sessiz, sakin bir sahil kasabası olabilir. Mutluluk sizin için her neyse. Veya gelecek olabilir. Yani çok başarılı oldunuz. Evet, şimdi benim için mutluluk şey olabilir yani güzel yerlerde, çok büyük stadyumlarda konuşma yapmak falan olabilir yani. Şimdi o eğer benim için buysa veya diyorsam ki ben ailemle beraber mutlu, işte benim artık çocuklarım büyüdüğü için yani torunlarımla böyle kalabalık bir ailede
bir fotoğraf eğer benim aklıma geliyorsa ya da bir ödül almışım, çok büyük bir ödül, o ödülü alırkenki ruh halim. Yani o fotoğrafı çekin ve şu an önünüze koyun. Şimdi o fotoğrafta neler görüyorsunuz? İşte o sizin mutluluğunuzun fotoğrafındaki gördüğünüz şeyler sizin değerleriniz hakkında aslında bize ipucu veriyor. Nasıl ipuçları veriyor? Eğer siz ailenizle beraber büyük bir masada ve eğlenceli bir şekilde gülen, kahkaha atan bir yani kendinizi bu şekilde hayal ediyorsanız ve kalabalık aileniz var. Eğer böyleyse sizin birinci değeriniz aslında sizi mutluluk diye sizin tanımladığınız şey aile olabilir. Veya siz arkadaşlarınızla bir yere gitmişsiniz ve çok gülüyorsunuz ve mizah anlayışınız da çok kuvvetli. Öyle güzel fıkralar anlatıyorsunuz, öyle güzel şeyler anlatıyorsunuz ki herkes size gülüyor. O zaman sizin değeriniz eğlence olabilir. Ya da siz bu fotoğrafı yeni bir yere gittiğinizi ve o yerleri keşfettiğinizi eğer hayalinizde buysa, o fotoğrafta bu varsa sizin değeriniz keşfetmek olabilir. Ya da çok para kazandığınızı, çok lüks arabalarınızın olduğunu eğer hayalinizde o fotoğraf varsa, sizin için mutluluk oysa, o zaman sizin değeriniz para veya servet veya işte mal olabilir. Şimdi biz o fotoğrafta gördüğümüz şeyler bizim değerlerimiz hakkında bize ipucu veriyor. Öncelikle biz bu fotoğrafı görüp acaba bu fotoğrafta mesela siz eğer Afrika'ya gidip oradaki insanlara yardım etmek gibi bir şeyiniz varsa, o fotoğraf böyle bir şeyse, yani birçok insana yardım ediyorsunuz, birçok insanın elinden tuttunuz, eğer böyleyse o zaman sizin değeriniz yardımseverlik. Şimdi o fotoğrafa göre böyle biz kaba taslak değerlerimizi keşfetmeye başladık. Şimdi ikinci olarak da şu an hayatınızda ne olsa daha mutlu olurdunuz. Sizin bu soruyu cevaplamanızı istiyorum. Yani şu an hayatınızda ekstra yaşadığınız hayat dışında ne olsaydı sizi daha mutlu ederdi? Bu eğer aileniz şu an sizin yanınızda değilse, uzaktaysa, aileniz eğer yanımda olsaydı daha mutlu olurdum diyebilirsiniz. Eğer eşiniz yoksa, eğer bir eş bulursam kendimi daha mutlu hissederim diyebilirsiniz. Ya da şu an bir üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz ve çok streslisiniz. Eğer üniversiteye girersem kendimi daha mutlu hissederim diyebilirsiniz. Ya da maaş alırsam ve düzenli olarak bir hayatım olursa daha mutlu hissederim diyebilirsiniz. İşte bu da bizim değerlerimiz hakkında bize ipucu veriyor. Şimdi üçüncü olarak size başka bir soru soracağım. İnsanların bana söylediği ve duymaktan hoşlandığım şey ne? Değerlerimizi belirlerken bu da üçüncü bizim sorgulamamız gereken soru. Yani insanlar bana ne söylediğinde hoşlanıyorum. Yani bana ne kadar güzel konuşuyorsun dediklerinde mi? İnsanlar bana ne kadar güzel, çok başarılı bir kadınsın dediklerinde mi? Ya da sen ne kadar güzel bir annesin dediklerinde mi? Ya da işte evet sen ne güzel yemekler yapıyorsun dediklerinde mi? İşte bu da bizim bize söylendiğinde hoşumuza giden şeyler de bizim aslında değerlerimizi belirtiyor. Burada da şöyle bir parantez açabiliriz. Herkes demek ki değerine göre aslında hoşlanıyor. Biz çok güzel bir şey söylediğimizi zannediyoruz. O kişiyi takdir ediyoruz. Ama o kişi de anlayamadığımız bir şekilde mutsuz. Yani bu hali onu mutlu etmiyor. Biz bunu sorguluyoruz. Yani biz ona iltifat olsun diye söylemiştik. Ona dedik ki yani ne kadar başarılısın. Oysa ki o belki o başarısı onun değeri değil. Onun değeri belki başka bir yerde lider olmak. Yani başarılı olmak değil de idareci olmak, müdür olmak. O kazandığı konumun takdir edilmesini istiyor. Bu da belki takdir ederken başka insanların değerlerini bilmenin de bize getireceği avantaj. İletişimde kullanacağımız avantajlı olarak düşünebiliriz. Şimdi değerlerimizi, aslında biz değerlerimizi tekrarlarız. Bunun için arkadaşlarımıza da sorabiliriz. Değerlerimizi çokça, ben en çok aile diye tekrarladım değil mi? Evet, benim değerlerimden bir tanesi aile, başarı. Şimdi bunları çok tekrarlarsınız fark etmeden. Eğer etrafınıza sorarsanız acaba sence benim değerim ne? Bu da bize yardımcı olacaktır. Şimdi o 20 tane değeri yazdıktan sonra onları sizden ona indirmenizi istiyorum. Ama bunu şöyle düşüneceksiniz. Ben bir şeyleri tercih ediyorsam başka bir şeyleri de tercih etmiyorum demektir. Ben dürüstlüğü tercih ediyorsam eğer prestiji de tercih etmiyorum demektir. Veya işte ben konforu tercih ediyorsam başarıyı belki daha az tercih ediyorum demektir. Her bir tercih başka bir vazgeçiştir. Bunu da hani düşünerek 10 değere indiriyoruz. Daha sonra bunun üzerinde düşünüyoruz ve sonra bunu 3'e indiriyoruz.
İşte bu kalan 3 değeri eğer tam olarak biz bulduysak eşimizi buna göre seçmeliyiz aslında biz. İşimizi buna göre seçmeliyiz. Eğer bizim değerimizin aynısından eşimizin ya da işimizin aynı değerde olması gerekmez. Ama aynı o değeri bana kazandırıyor olması gerekir. Yani benim değerim takdir edilmekse işimde de patronun tarafından takdir edilmeyi, eşim tarafından da takdir edilmeyi birincil öncelik olarak yazmam gerekir. Veya benim değerim hayatta işte aile. Ama öyle bir eş seçiyorum ki onun için aile o kadar da önemli değil. Birincil değeri değil. Ve biz beraber aile olmakta bu sefer ne yapıyoruz? Zorlanıyoruz. Bu değerlere vereceğimiz önem de bu kadar. Yani bütün karar alırken, bütün tercihlerimizi yaparken ne kadar çok değerlerimizi bilir ona göre yaparsak biz bu yolda pusulayı aslında bulmuş olacağız. Anayasamızı bulmuş olacağız kendimizin ve dönüp dönüp ona bakacağız. Değerlerimiz değişebilir mi? Evet, zamanla değişebilir, şartlara göre değişebilir. Ama aslında temel değerler çok da değişmese de bazen o 10 tane değerden 3 tanesini seçeriz ama başka bir dönem yine 10 değerden başka bir 3 değere dönüşebilir. Şimdi size Mel Gibson'ın bu Cesur Yürek diye bir filmi vardı. O filmdeki o kişinin değerini anlatarak böyle bitirmek istiyorum. Şimdi orada hatırlıyorsunuz Cesur Yürek'i en son sahnesi türlü işkenceler çekiyor. Büyük bir aslında mücadele veriyor. Özgürlük mücadelesi veriyor. Başta öyle başlamıyor ama sonra özgürlük mücadelesine dönüyor. Ve sonra ona türlü türlü işkence ediyorlar ve diyorlar ki eğer dersen yaptıklarının hata olduğunu kabul edersen bu işkence bitecek. Ve o ağzı çıktığı kadar bir şey diye bağırıyor. Hatırlıyor musunuz ne dediğini? Özgürlük diyor. Yani onun artık yaşamından, hayatından, her şeyden daha önemli bir şey o. İşte o Mel Gibson filmindeki cesur yüreğin aslında değeri özgürlük. Şimdi biz de değerlerimizi bildiğimizde aslında hayata, hedeflerimize öyle tutkuyla bağlanacağız. Şimdi biz bazen hedef koyuyoruz ama hedeflerimiz değerlerimizle uymadığı için biz o işi tutkuyla yapmıyoruz. Mesela şöyle düşünün, bazı işleri ne kadar tutkuyla yapıyoruz? Bazılarını erteliyoruz, vazgeçiyoruz, bırakmak istiyoruz. İşte o, eğer değerlerimize göre bir meslek, değerlerimize göre bir eş, değerlerimize göre bir hayat tasarladığımızda emin olun ki tutkuyla yaşayacağımız bir hayat olacaktır. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. En yakın zamanda görüşmek üzere.